Altın fiyatları yeni yıla yükselerek girdi. Gram altın her gün rekor tazeliyor. Tabii özellikle ons bazında düşün diye 7 ayın zirvesi diyoruz. Çünkü doların yükselmesiyle de altın yükseliyor ama uluslararası piyasalarda yıl sonu kapanması hasebiyle fiyatlar altın bazında, altın ons bazında bir yükselişe sebep oldu. Bu da tabii iş piyasada TL karşılığı 1200 liralı seviyelerde şu an seyrediyor. Birikim yapamıyoruz. Altınlar bayağı bir pahalı. Her şey pahalı zaten. Yani zor geçiniyor zaten. 2022 yılını 1000 lirayla kapatan altın son 7 ayın en hızlı yükselişini yaşıyor. Öyle ki 24 ayar gram altın 1205 lira oldu. Yaklaşık 2 ay önce 11. ayda 12. ayda altının gram fiyatı 1000 lirayken şu an 1200 lira. Bu demek ki altın %20 değer kazandı. Yani bütün piyasalarda, yani dünya piyasalarında, sadece Türkiye ile alakalı olan bir durum değil. Altının ons bazında yükselişi tamamen Türkiye dış piyasayla alakalı. Birikim yapabiliyor muyuz? Bir kere mi aldım buraya? Ama abim vergisine verdim ha. Vermeseydim bir yarım alırdım. Çok pahalı. Sadece bakmakla kalabildik. Birikim yok mu? Yok maalesef. Yani, en son ne zaman altın aldık? En son geçen sene borcum vardı. Borcumdan dolayı almıştım. 1205 liradan işlem gören gram altın ilerleyen günlerde de yükselmeye devam edecek. Biz önümüzdeki günlerde de yine bu çıkışın devam edeceği. Çünkü enerji piyasalarındaki sıkıntıları biliyoruz. Ukrayna-Rusya savaşını zaten biliyoruz. Özellikle Avrupa'daki doğalgaz ve petrol sıkıntılarından zaten haberiz. Yani ondan dolayı da biz altın fiyatlarında zaten yükselişin devam edeceğini, bu rakamların da yani tam kesin rakam söylemek zaten yanlış, hiç kimse bilemez bunu. Özellikle 1400-1500 rakamları söyleniyor. Ama ne kadar zaman sonra olur, seçim sonrası mı olur, yoksa seçimden sonra mı olur? Tabii bu ekonomiden gelen haberler, FED Başkanı'nın açıklaması, Avrupa Merkez Bankalarının açıklaması, özellikle dün bizim Merkez Bankamızın faiz kararı vardı zaten, stabil olarak yerinde kaldı. Ya bunlar tamamen piyasalara etken olan hamleler. En son ne zaman aldım? Geçen sene aldım. Sonrasında hiç almadınız mı? Almadım. Birikim peki? Hani şimdiki de daha borcu almışım yani. Bayağı borç altın almışım. Birikim de o zaman yapamıyorsunuz. Yok, yok. Mümkün değil. Altın tırmanırken Elazığ Kuyumcular Oda Başkanı Fikret Çakmakçı da yatırımcılara uyarılarda bulundu. Şimdi vatandaşlarımıza bizim her zaman söylediğimiz kelime şu. Biz uzun vade yatırım yapmaları konusunda her zaman fikirlerimizi beyan ediyoruz. Fakat vatandaşımız biraz sabırsız. Vatandaşımız bugün olayım yarın para kazanayım düşüncesine sahip olduğu için. Yani biz öyle bir şey olmayacağını, altının yastık altı yatırım aracı olduğunu büyüklerimiz her zaman söylerler. Bizler de bunu söylüyoruz. Acele etmeyin. Altın son 13 yılın ortalamasına baktığımız zaman zaten her yıl için %33 değer kazanmıştır. Yani bu %33 rakamlar inanın ki çok çok büyük rakamlar. Pandeminin önce 2020 yılında altının gram fiyatı 250 lirayken, yani çok fazla bir zaman geçmedi. 2,5 sene, 3 sene bir zaman geçti. 250 liradan şu an 1200 lira. Altın alınır mı alınmaz mı artık vatandaş karar versin.